Şimdi biz aslında ses dediğimiz olayı sadece canlı doğada ses yok. Bir ağaç sevdiği zaman doğada ses oluşur. Sadece bir bas oluşturmuş oluşur. Dolayısıyla sesin oluşabilmesi için orada bir canlılığın olur. Canlı yoksa ses yok. Yani bu bizlere mahsus. Bizim metabolizmamız bunu, bu enformasyonu, bu basınç enformasyonu değiştiriyor ve sonra ve kısmen münhasır bir şekilde bireylere farklı bir denge içerisinde yürüyor. Bunu da tanımlarken biz bunlara frekans diyoruz. Yani genel farklı enformasyon üç alanda ayrılıyor. Bir tanesi seri, bir tanesi zaman, bir tanesi frekans. Bu üç ana başlık üzerine ilerliyoruz sesi konuşurken. Frekansları çok basitçe anlatmak gerekiyorsa, piyanonun orta tuşunu düşünün, orta frekans. Pes tuşlarını düşünün, düşük frekanslar. İnce tuşlarını düşünün, yüksek frekanslar. Bu bizim spektrumumuz. Hertz olarak tanımlanıyor. Hertz bir saniyedeki dalga boyunun miktarı. Biz 50 Hertz civarı duymaya başlıyoruz. 20.000 Hertz'e kadar da duyuyoruz. Onun dışındaki frekansları da algılamıyoruz. Bazı hayvanlar onları algılayabiliyorlar. Bu sistemden demin bahsettiğim zaman bizim orkestranın formasyonundan da çıkmıştık. Belli bir spektrum kaplayan bir orkestramız var. Aslında bir senfoni orkestrası bir ihtiyaçlar kaynaklanmıştır. Oradaki aslında ihtiyaçını büyük bir kitleyi etkilemek istiyoruz. Büyük bir ses yaratmak istiyoruz. Bütün spektruma ihtiyacımız var. Dolayısıyla onu elde etmek için çalgı boyu ödüller. İdare etmemiz gerekiyor ve sayısal olarak çalgı aletlerini çoğaltmamız lazım. Bu hacimde ve boyuttaki bir orkestrayla onunla uygun bir şekilde bir kapalı hacmin içinde konumlandırdığımız zaman çok etkileyici bir deneyimle karşılaşıyoruz ve bu deneyim bütün spektrumu içeriyor. Yani broad band frequency şeklinde yani geniş bantta karşımıza müzik çıkıyor ve elektriğe ihtiyacımız yok. Yani bunu tamamen akustik yapabiliyoruz. Günümüzde elektroakustik dediğimiz bu hoparlör sistemler var. Ses yükselticisi devreye giriyor. Ama ben şu an kendi sesimle konuşuyorum. Siz beni biliyorsunuz, bu aslında tamamen akustik bir iletişim. Arada herhangi bir araç yok. Bu aralardan seslerim yansıyor. Duyuyor musunuz? Yukarıda bir değişiklik var. Yani sesimi tekrar eden bir yankı var. Aslında birçok yankı var ama bir tanesi net duyuyor. Bu aslında benim daha, eğer bu yankıları kontrol edebilirsem, benim sesimin daha iyi iletilmesini, daha uzağa gitmesini de sağlayabiliriz. Yankılanan ses belli bir spektrumda yankılanıyor. Bütün sesim yankılanmıyor. Sesimde sadece bir aralığı yankılanıyor. Hangi aralığı yankılandığını yapı malzemesi, mesafe ve form tespit ediyor. Biz de bir ses üreteceğiz. Tamam. Yani primarily biz hem ses algılayabiliyoruz, üretebiliyoruz. Bu karmaşık olan metabolizma aslında indirgendiği zaman basit bir pompa. Şurada basit titreşim yapabilen ses telleri ve bu ağız içi diğer boyun dediğimiz bölgede rezonans alanlarından oluşuyor. İki tane. Yani sesi oluşturan iki farklı hava açıcı var. Bunları kullanarak ben sesler üretebiliyorum. Herhangi bir trompet, yani trombondan bir farkı yok. Yani bir kürk var trombonda, burada benim ciğerlerim var, rüzgar oluşturan. Dolayısıyla hava akışı, titreşi, rezonans kabinleri, ağız, burun boşluğu ile ben ses üretebiliyorum. Ses üretmekle de kalmıyorum. İçine bir de enformasyon yükleyebiliyorum. Bir de
Hangi enformasyonu yapıyoruz? Konuşurken içine bir de kod uygulamaya başlıyoruz. Seceleri, yani bir dil kodluyoruz içine. Bunu da niye yapabiliyoruz? Çünkü ağzımız hareket ettiriyoruz, dudaklarımız hareket ettiriyoruz, dilimiz hareket ettiriyoruz, çenemiz hareket ettiriyoruz. Bütün sistem çalışıyor farklı bir ses elde etmek için. Ne değişiyor burada? Frequency. Seviye aynı. Zaman enformasyonu ayrı. Hecelerle farklı frekanslar oluşturuyoruz. O frekansları biz bir lisan olarak algılıyoruz. Belleğimiz, örneklerine, öğrenme gibi bir sürü farklı sistemlerle ilgileniyoruz. Bu ses, şu an konuştuğum ses, bir temel frekansla oluşuyor. Fundamental frequency. Benim temel frekansım 200, herhalde 200-250 Hz civarında. Bunun katları, yani 200 fundamental, 400, 800, 1600, 3200 gibi bunun harmonikleri var. Yani o tavanda duyduğumuz ve çevrede dolaşan farklı armoniklerin mevcut. Yani mevcut olan temel frekansının oktavlarından oluşan uyumlu sesler diyelim. Yani ana sesimin yakınında olan uyumlu sesler. Şimdi bizim beynimizin yeteneği var. Ben fundamental frequency ortadan kaldırdığım zaman bile siz yine de onun benim sesim olduğunu algılıyorsunuz. Yani bir fil değil karşınızda konuşan ya da bir başka kişi değil. Dolayısıyla beyin buradan herhangi bir ürünü ya da bir adet dışındaki hepsini kaldırdığım zaman karşısındakinin kim olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, hayvan mı, insan mı, bulaşık makinesi mi, Fransızca mı, İtalyanca mı konuştuğunu, bunu da algılayabiliyor. Hatta ihtiyacı olduğu zaman gerekli olan alt harmonikleri ya da üst harmonikleri kendisi üretebiliyor. Dolayısıyla daha az enformasyon göndererek de biz yine iletişim kurabiliyoruz. Yani bizim her zaman full spektruma ihtiyacımız yok. Yani enformasyon bütün spektrum içinde belli bir harmonik düzen içerisinde dağıtılmış vaziyette. Bu bizim bu karakteristik sesimizin oluşması nedeni boyun uzunluğumuz, ağız genişliğimiz, burada içerisinde oluşan dalga boyları ve bu dalga boyları neticesinde ortaya çıkan ses karakteristikleri. Benim sesimin sizin sesinizden farklı olmasının tek bir nedeni var, farklı bir spektrumda konuşuyorum. Seviye ya da zamansal farklılıklar önemli değil. Yani sesin karakteristiğini oluşturan frekans yapısı. Şimdi buraya geliyoruz. Bu bir küçük bir açıklama ile harflerle ilgili nasıl bir spektrumla karşılaştığımız. Yani her harf aslında farklı bir spektrum. Dolayısıyla ses konuştuğumuz zaman yani sound equals to spectrum. Yani spektrum bir çeşit parmak izi gibi. Yani bir filin spektrumuyla bir insanın spektrumunu düşünün. Bu işin tabi teknik tarafı. Şeye geçtiğimiz zaman yani daha abstrakt düşündüğümüz zaman sağlık bir fark çok şekilde tanımlayabiliriz ama bence bunu algılamadan bir güzel sanatlarla bahsetmek çok da bir anlamı yok. Geçmişte bir araştırma yapmış, Fletcher Vance'ın diye bir bilim adamı bir araştırma yapmış. Şunu fark etmiş, biz bu spektrumda aslında eşit bir algıya sahip değiliz. Yani tüm frekansları aynı rahatlıkla duymuyoruz. Şu orta bölgeyi, yani 1000-2000 arasında çok rahatız. Fakat düşük frekanslarda ve yüksek frekanslarda o kadar rahat değiliz. Yani eşit bir davranışımız yok. Bu çizelge her insan için değişiyor. Yani bir baktığınız bazı tanesine gittiğiniz zaman, audiogram yaptırdığınız zaman hepimizin ağzı farklı çıkacak. Her şey de aynı şey diyoruz, o zaman farklı duyuyor. Bu biraz bize niye çok güçlü, düşük hoparlörlere ihtiyacı olduğumuzu gösteriyor. Yani düşük frekansları duymak için
bizim biraz enerji ihtiyacımız oluyor. Elektroakustik sistemler özellikle. Dolayısıyla üç tane temel konu var benim dediğim gibi. Birisi frekans farklılıkları, seviye farklılıkları ve zaman. Bu hacimsel algılama ve karakter tanımıyla ilgili. Yani ben şimdi bu odada duruyorum, sizlerin duyuyorsunuz, sadece üç farklı parametre duyuyorsunuz. Bir, benim sesimin frekans yapısı, zamansal ilişki, bu odanın bu hacmin oluşturduğu yansımalar ve konuşma seviye, şu anki kullandığımız iddianımız. Ya da bağırabilir. Yani level sadece bununla ilgili, güçlükle ilgili. Kulaklarımız iki noktada algılıyor bütün bunları. Time, zaman, T olarak işte seviye ses basıncı olarak geçiyor. Esmer ve frequency F. Üç parametre var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi buradaki ilginç olan bence insanlar, biz iki kulakla üç boyut duyuyoruz. Aslında bu mümkün olmaz. Ama oluyor. Yani ikisini zeyn duyuyoruz ama sadece iki kulağımız var. Normalde bunu elektronik ortamda yapmak isterseniz üç veri ihtiyacınız var derinliği anlamak için. Ama bunu ikiyle yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Frekanslar sayesinde. Yani bizim mekanizmamızın bir yönü var. Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, ağzımız, her şey bir yön konusu tasarlanmış. Dolayısıyla bir öncelikli bölge var. Sonra bir de yeri kalan bölgede de tehlikeli bir bölge var. Yani korunması gereken sürekli uyarı halinde olduğumuz aslında bir arka alan. Bu ön ve arka alan da olan enformasyon teorik olarak önüm tam önüne gelen bir sesle, tam arkamda gelen bir sesteki seviye ve zaman enformasyonu aynı. Çünkü değişik. Metra, metrajı aynı. Gelme süresi aynı. Dolayısıyla benim kulağım bunun önden ya da arkadan geldiği fark etmesi için bakması gereken yer onun frekans yapısı. Frekans yapısında sadece ve sadece kafatasını değiştiriyor. Yani başımın formu, kulaklarımın, dış kulaklarımın şekli, saçlarım, genel frekans yapısının dokusunu değiştiriyor. Bu sayede ben bir sesin nereden önüne ya da arkadan geldiğini fark ediyorum. Ya da sağ arka ya da sol arka. Ya da neyim ben benim mermer olan içinde bir yere bir ahşap olduğum için. Tüm malzeme dokularını fark edebiliyorum. Hala yaşayan Profesör Jens Lavat var. Yalman psikolog uzmanı. Bu konudaki en ilerlerden bir tanesi. Bu hacimsel algılamayla ilgili aynı frekans bandının hangi yönden gelen enformasyonların temsil ile ilgili bir araştırma yapıyor. 40 yıldan beri. Burada çok ilginç bir şey var. Lavat diyor ki 1000 ve 2000 Hertz arasındaki bölge aslında beynimizde arkadan gelen sesler için kullanılan bir yer. Lavat'ın araştırmasını bunu söylüyor. Bizim bütün teknolojimiz, bütün iletişim teknolojisi de 1000 ve 2000 Hz'in önden rahatlıkla duyulabilen ses olarak kullandığını bize söylüyor yıllardır. Başka çağda duruyorum ben zaten. Telefonik bir sistemde ya da ozonik yani iki hoparlörlerle frontal iletişim yapmaya çalıştığınız zaman yani telefonla iletişim kurmaya çalıştığınız zaman tek bir yön var. Yani ön var. Dolayısıyla önde de en rahat duyulan frekans normal algıda bu aralık olduğu için endüstri ve günlük yaşam bu bölgeyi ön merkez olarak almış. Halbuki Lavat diyor ki arkadaşlar ön merkez değil bu, bu arkadan gelen bir enformasyon. Dolayısıyla normal telefonu ahize konuşma formundan
biz bütün sistemlere ulaştığımız zaman orada bir fırsat var bence, bir kapı var. Bunu sonra farklı teknolojiler kullanmaya başladı. Yani surround sound, işte 7.1, 9.1, Dolby Atmos gibi hacimsel algılama için tasarlanmış olan ses sistemleri bu prensipleri kullanarak sesin farklı şekillendirmesini neden oldular. Bu kafanızı transfer fonksiyonu dediğin şey head to head transfer function. Bu. Yani ön arka algıyı şekillendiren sadece ve sadece kafatasınızdır. Başka bir enformasyon değil. Bu neyi değiştiriyor? Genel ses sinyallerin farklı bantlarla bize ulaşması sağlıyor. Yani özetle biz tüm sesleri, yani sound equals to frekans değişiklikleri sahip çıkmamız gereken şey öncelikle frekansımız. Yani bir ses tasarlamak istiyorsak ya da bir hacim tasarlamak istiyorsak, ses eşittir, müzik de olabilir. Frekans yapımıza dikkat etmemiz lazım. Senfonik müzik orkestrası da bunun en güzel bir örneği. Mesela bir kontrbası formunu düşün. Büyük bir hacim. Uzun tel boyu eşittir derin frekans. Büyük gövde eşittir çok rezonans. Eşittir büyük bir ses, düşük frekans. Yani bizim spektrumun alt tarafını doldurduk. Bunları koyarsak alttan yan yana ne olacak? Büyük low frequency potansiyel. Sonra ne yapalım? Hani bir de çelme yapalım. Biraz daha küçük alt üst frekans bandını dolduruyor. Ondan 12 tane yanına koyarsak o da o tarafı dolduracak. Bir de violaları yaparsak biraz daha küçük bir gövde. O da orta bandı dolduracak. Ondan da bir 30 tane koyalım çünkü daha çok enerji yapalım. 15 tane koyalım çünkü enerjiye ihtiyacı var küçük bir ses. Tel boyu daha kısa. Bir de ne yaptı? Bir de üst frekansına ihtiyacımız var. Tam bir de 40 tane kemancı koyalım. Biraz daha küçük bir çalgı. Bunlar hep birlikte çantada zararlı olacak. Tüm spektrum doldu. Bu bir ses tasarımı. Yani klasik senfonik müzik orkestrası aslında kaç yüzyılda oluşan böyle güzel ses arayışı içerisinde olan yeni müzik yaratmak isteyen insanların tasarlamış oldukları bir orkestra düzeni. Biz sonra elektrik gelince onun küçüğünü yaptık. Ne yaptık? Yolları attık çöpe. Bas gitar aldık elimize. Güçlüden frekansına bağladık. Sonra böyle açtığımız zaman düşük frekansta güçlü bir ses üretiyoruz. O kadar davula gerek yok dedik. Bir davul kullandık. Bütün spektrumda çalabilen bir davul seti oluşturduk. Yani bass, drum, snare, drum, tom, head, ziller. En iyi orta frekansında olan gitarımız varsa bizim mikro bir broadband çalan bir setimiz oldu. Sonra zamanla tabii müzik teknolojisi geliştikçe, değişikçe farklı çalgılar tasarlandı. Ama yine genellikle amaç çalgı sayısı ne olursa olsun frekans bandını doldurmak. Dolayısıyla frekanslarla ilgili şimdilik bu kadar yeter. Geldik zaman faktörü. Yani sound and time. Genellikle savaş şudur, bir doğrusal sinyal var, benim şu an konuştuğum zaman duyduğum ses, yani size baktığım zaman gelen ilk ses, hangi birisine yöneldiğim zaman bir direct sound geliyor. İkincisi, ben bir kişiye yöneldiğim zaman gelen direct sesten sonra bir yansıma geliyor yukarıdan. Herkes direct sesini duyuyor, yansımayı da duyuyor. İletişimi sağlayabilmek için doğrusal sesin yansımadan daha yüksek olması gerekiyor. Yoksa iletişimi sağlayamaz. Zaman faktörü devreye giriyor. Geç gelen sesler kulağa ulaşmaya başladığı anda iletişim zorlaşmaya başlıyor. Konuşma anlaşıldığı ya da müzik anlaşıldığı yitiriliyor. Çünkü siz doğrusal sesi duymamaya başlıyorsunuz. Yansımayı duymamaya bunu bir estetik olarak, bu bir efekt olarak bunu kullanmak mümkün. Buna bir şeyden uzaklaştığınız zaman
algıladığınız bir şey. Yani bir yerden uzaklaşıp gittiğiniz zaman, bir şey duymak istemediğiniz zaman, bilinçli olarak ya da bilinçli olarak yaptığınız bir davranış. Ama eğer iletişim sağlanmak istemiyorsa, doğrusal sinyali bizim korumamız lazım. Ses tasarımı sonra. Dolayısıyla burada bir direct sound var. Priority. Early reflections var. Bilinci yansımalar. Bilinci gelen ses. Diğerlere çarpık gelen ses. Sonra diffuse ya da reverbs dedikleri. Bunların sonsuz aslında yansımaları var. Bu yansımalar bize bu hacmin işte 1.2 saniye, 3 saniye, kaç saniyesi bunu yaklanma süresi. Farklı frekans bandları için farklı yaklanma süreleri. Onları veriyor. Ve bu odanın içinde bir kontrolün içinden çok da bir farkı yok aslında. Hepsi aynı madde. Ya da bir kemanın içi ya da bir gitarın içi. Hepsi bir korpus ve bu korpus bir ses teli ile işlendiği zaman rezonansa giriyor. O rezonansı da biz duyuyoruz. Müzik enstrümanlarında bu daha kontrollü bir şekilde yapılıyor. Aslında mimaride o kadar kontrollü yapılıyor. Ama yeni yeni baştan da böyle bir bilim dolu baştan yapmıştık. Bunları yapmıştık işte. Bazı hacimler bu iş için yapılıyor. O kadar da ileri değil. Yani çalgı yapım endüstrisi bence o konuda çok daha iyi. Sound dynamics, yine direct sound and reflection ile ilgili bir basit bir grafik. Bir şey düşünün. Sound dynamics yani seviye. Her ses, yani level yani şimdi, ses basıncı. Her ses, giriş bölgesinde oluşuyor. Bizim atak dediğimiz. Bir pil noktaya ulaşır. Ardından pil noktadan sonra bir sürümlen olur. Varsa sürdürebilir bir ağrı vardır. Rezonans yapacaktır. Yani gövdenin tınısı, oyunun içerisindeki yankılanma, piyanonun içerisindeki titreşim, gövde tel ilişkisi. Gitarı susturduğum anda bile gitarın içerisinde hala devam eden ses. Ve bu sesi kestiğim andan sonra olacak sönümlenme. Bir tasarımcı olarak elimizdekiler bunlar. A, D, S ve atak sistemi. Monophonic synthesizer, digital signal processing, herhangi bir ses tasarımı yaptığımız zaman temel alacağımız bu. Yani bir sinüs dalgası sağlık pozisyonu sonunda. Bir bu devreye bağladığınız anda siz o sinüs dalgasını istediğiniz formu vermeye başlayabilirsiniz. Yani bildiğimiz klasik standart monophonic synthesizer budur. Bunun yanında ne vardır? Filtre vardır. Yani frequency. İstediğim gibi ekleyip ya da arttırabilirim. Her sinüs dalgasının frekans bir frekansı vardır. Onu değiştirebilirim. 50 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 2000, 10000, 20000. Ve bunlarla farklı kombinasyon oluşur. İstediğim aralık sesi tasarlayabilirim. Bu demek ki yani araba tasarlayamıyorum ben. Bu ses bir şeye benzemeyecek. Bu ses analog temel bir sinüs dalgasından elde edeceğimiz sesler olacak yani bildiğimiz analog ses sayesinde gerçek bir ses benzer ilk gösterebilir ama yapay bir ses olacak. Dolayısıyla biz ses tasarımda öncelikle yapay sesler elde ediyoruz. Sonra isterse gerçek dünyada sesler örnekleyip fotoğraflar görmesin. Dokuyu alıyorsunuz. Aynı şekilde bir sesi de örnekleyebiliyoruz. Bu örneklenmiş olan sesler farklı sesler de tasarlayabiliriz. Ama şu an dünyada dijital örnekleme yapmadan
tamamıyla analog sistemlerle gerçek bir sesi taklit edebilecek bir sistem yok. Ses fazlasıyla fazla kompleks ya da düşünüldüğü kadar basit bir yapısı yok. Sonsuz, yani milyonlarca osiloskop kullanması, sinüs kavgası kullanmak gerekir. Çok basit bir bisiklet tekerleği sesi ya da herhangi bir insan sesi bile deniyorum oluşturmak için. Dolayısıyla yeni teknolojide tabii bu işler değişti. Yani işler ses sentezlerimizle farklı şeyler yapabileceğiz, yapabiliyoruz. Nasıl filmciler şimdi işte çizgi filmi nasıl ilerlediyse işte yapay şarkıcılar, yapay gitaristler olacaktır. Evet, sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi de ses kaynaklarına bakalım. Bence çok önemli olan ses tasarımında, sound algısında monofonidir. Yani bir tane var. Bizim stereofona ihtiyacımız yok. Bizim full spektruma ihtiyacımız var. Yani biz öncelikle ses tasarımında gerekli olan şey spektrumun geniş olması. Yani benim broadband çalışabilmem lazım. Full spektrum. Ki hoparlörü isten benim bazı nedenleri var ama yani benim hayatım ki hoparlöre bağlı olmamalı. Eğer ben stereofonik içerisinde var oluyorsam bence aslında yok. Çünkü böyle bir mekanda bir dinleyici burada duruyorsa orayı duymayacak. Ve mekanın %90'ı böyle. Dolayısıyla eğer o sinyal burada yoksa ve sadece orada varsa ve ben bunun compatible bir iletişim formu olmasını istiyorsam o zaman yanlış bir yerde duruyorum. Yaratıcı olarak. Peki monofoni bizde bir eksiklik mi veriyor? Hayır. Monofoni her türlü enformasyonu aktarmanızı sağlayacaktır. Monofoninin en büyük avantajı çalışma esnasında, yani prodüksiyon esnasında, sesi tasarlarken ve sonuçlandırırken oda akustiğini, çalıştığınız mekanın yankılanmasını minimuma yapıyorsunuz. İki tane hoparlörü açayım şimdi burada, ne olacak? Aynı frekans burada yansıyıp yankılanmaya başlayacak. Bir de orada yankılanmaya başlayacak. Ben ne yapacağım şimdi? Klasik %99.9 ses tasarımcısı orada duruyor. Demin bahsettiğimiz 100 Hz buradan çıktı, oraya gitti, oraya çarptı, oradan gitti, oraya bütün her taraf 2 kere 100 Hz. Ve ben bunun içerisinde net bir algıyla acaba yeterince 100 Hz var mı burada? Yoksa biraz ben bunu kıssam mı diye bir karar vereceğim. Çok zor. O yerin internet hoparlörü kapattığımız zaman tek bir hoparlörle bu saati dinlediğiniz zaman bir tek yankılanma olacak hacim dahilinde. Hacimde varsa bir problem, o problemi minimize etmiş olacaksınız. Dolayısıyla daha rahat analiz yapabileceksiniz. Daha rahat ses sentezlemesi yapacaksınız. Daha rahat karar vereceksiniz. Dolayısıyla monofoni müzik yapımında, ses tasarımında mutlaka kullanılması gereken bir dinleme yöntemidir. Ya da bir aktarma yöntemidir. Günümüzde biraz küçümseniyor ama bence çok önemli. Telefonlar zaten monofonik, primary function monofonik. Ne kadar stereo sisteme sahiplerse artık. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Yani evinizdeki hoparlörlerden bir tanesini kapatıp sistemi monofoniye getirip biraz müzik dinleyin. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Geldik stereofon. Ne eklendi? Ön tarafta bir sağ sol enformasyon eklendi. Yoksa her şey aynı. Oda da daha çok ses var, daha çok yankılanma var. Büyük bir ihtimalle rezonans daha çok oluyor. Daha geniş bir alanı seslendiriyor. Ve bazı zamansal canmazlıklar yapabileceksiniz. Demin yapamadınız. İki sinyal gönderiyoruz. İki sinyal gönderdiğimiz zaman ne yapıyoruz?
birisine geciktirebiliriz. Birisine geciktirirsek ne olur? Daha erken olan siyara yönelebiliriz. Dolayısıyla yönlendirme başlıyor. Yönlendirme eşittir, derin algısını daha gerçekçi yaratıyoruz. Doğru yerde duran kişi gerçekten karşısında bir orkestra olduğunu zannedebilir. Eğer tespit stereotipe göre yapılmış ise. Fakat şu an en genel endüstri standartımız bu. Müzikte. Demek ki resimde yani iki hoparlör kullandığımız zaman iki hoparlörlerden aynı frekansı aynı seviyede, aynı zamanda ilettiğimiz zaman ortada duran birisi sesin ortadan geldiğini zannediyor. Yani ortada hoparlör yok. Sadece akustiğiz. Buna phantom sound diyor. Bu ne demek? Belli bir frekans bandı var. Bu orta bölgede ben bir frekans bandıyla oynayabilirim. Diğer taraftan da teknoloji ve enerji endüstrisi kusura sorarken kendimdik ya tamam çocuklar boşluklar ama ben phantom center'ı biraz geliştirmek istiyorum çünkü bu hayatımı çok zorlaştırıyor. Ve bizim bu geleneksel 5.1 sistemlerimiz ortaya çıktı. Sinemalarda eskiden de ürün var, şimdi evlerde var. Ve center'a bir dedicated arz yapıyor, geliştiriyor. Bu sefer başka phantom center'lar ortaya çıkmaya başladı. İlk kez bu eski literyasta surround'lar ortaya çıktı. Yani back speaker. Sinema endüstrisi bunu bir standart olarak kabul etti. Dolayısıyla sinema endüstrisindeki ses tasarımcının beyni farklı çalışır. Müzik endüstrisindeki ses tasarımcının, müzik yapımcının beyni prensip olarak farklı çalışır. Aralarında hiçbir ilişki yok. Birisi stereo yaşar, öbürü surround yaşar. Pek de anlaşılmaz da yani. Yani ayrıdır stüdyo, her şey bir farklıdır. Aralarında bir karşılaşırlar. O başka bir mutlu oluşur, bu başka bir mutlu oluşur. Artık bir yere gelseler bence çok iyi olur. Bilmiyorum, ben sana da sorduk herhalde. Müziğin surround olması, surround düşünülmesi, sadece 5.1 bir multi channel olabilmesi hoş. Uzun yıllardan beri bununla ilgili çok araştırma yapılıyor. Denemeler var, sanatçılar var, kompozisyonlar var. Bu formatlar için yazılmış olan. Ama ana müzik endüstrisi dediğim gibi hala sevmekli. Bu daha çok sinema ile ilgili. Bu back speakerların bize verdiği bir bu biraz karışık oldu ama sadece görmek için yapıldı. Böyle bir şey yaptığımız anda, bir yere kurduğumuz anda çevreden yangınlanmalar gelmeye başladı. Bir hoparlörden çıkarsanız doğrusal sinyaller için bir spot ortaya kişiye ulaşıp tekrar aynı ses duvara çarpıp yangınlanacak. Biz de bu yapı içerisinde kendimize bir yer buluyoruz. Dolayısıyla sound design, creating sounds is about managing direct sound and reflection. Level, time and frequencies. Bunları kontrol ettiğiniz zaman ses tasarlamaya başlıyorsunuz. Bunlardan bir tanesini kontrol etmezseniz ses size istediğini yapar. Ve uyumlu olması gerekiyor. Yani tasarımın bu hoparlörde de çalışıyor olması lazım. Şimdi bu bilgisayardan da hoş olması lazım. İşte bir sinemada başka bir yerde dinlediğinizde, anladığınızda hoş olması gerekiyor. Yani compatible bir sound alıyoruz. Ve inanın bunu sadece bizim sektörde çok genelde yanlış olan bir kanı var. Mastering gibi bir işi değil bu. Mastering dediğimiz bir nihai sonuçlandırma işlemi var. Yani birçok genç tasarımcı bazı şeyleri mastering ile düzeltileceğini zannediyor.
mümkün değil. Tasarımın düzgün olması gerekiyor. Temelde frekans yapısının uyumlu olması gerekiyor. Zamansal ilişkiler iyi olması lazım. Gürlük seviyelerinde yeterli olması gerekiyor. Uyumlu bir ses oluşturmak için. Buradaki uyum, estetik bir uyumdan bahsetmiyorum. Buradaki uyum, bizim metabolizmanın algılayabileceği bir uyum, elektroakustik sistemlerde sizin abstrakt olan müziğinizin yani seslerinizin aktarıldığı zaman metabolizmanın kabul edebileceği bir uyumdan bahsediyorum. Yani insanların aynı spektrumu kullanması lazım, farklı müzik yapabilmek için. Aynı miktarda enformasyonu göndereceksiniz. Ama enformasyonunuz farklı olabilir. Burada çok basit bir çizim var. Tekrar bu daha example gelmek istiyorum. Source and reflections. Bu işin kayıt ya da yayın esnasındaki anlaşılılık bakımından en kritik faktörlerden bir tanesi zamansal ilişkiler. Bunları iyi yönettiğiniz zaman karşınızdaki iletişim kurabilirsiniz. Bazı hisler aktarabilirsiniz. Farklı insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Ve bu paketin içinde de istediğiniz hissiyatlarınızı karşı tarafa gönderebilirsiniz. Yani özgür olabilmek için temel fonksiyonları iyi kavramak lazım. Seste de bunlar üç temel yapı. Bu üç temeli bir kavramdan sonra arkadaşlarına gönderebilirsiniz. Kombinizesini vermezsiniz. Gitar çalarsınız onu. İstediğinizi yapın. Son derece hür bir alan. Özellikle müzik, yani linguistiğin olmadığı müzik, herhalde dünyanın en özgür alanlarından bir tanesini istediğinizi yapabilirsiniz. Tamamen sizin fantezinizin sınırlarında ya da işlerinde sakinler yapmak. Ama bütün bunları doğru pakete, paketleyip doğru kartopuna alıp sonra o kartopunu o yere göndermemiz lazım. Evet, sağlıkla ilgili böyle bir şey var. Bu benim yoksa. Yani sağlıkla ilgili bir şey ihtiyacımız var. Sen burada. Ses. Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim müzik enstitüsünde mikanı var. İşte belli bir ses tınısı var piyasada. İşte ben de buna benzer bir şey yaparsam bu da kabul ediyor. Bu çok yanlış. Kapalı çarşıda herkes altın satıyorsa siz de gidip altın satabilirsiniz. Teorik olarak. Yani 20 tane şey, pırlanta dükkanı varsa 21. pırlanta dükkanını açarsanız yanına eğer yanlış bir şey yapmıyorsanız ona bir şekilde çalışacak belki. Ama müzik böyle değil. Müzik her zaman yenilenmek istiyor. Tasarım tarafı çok önemli. Tamamıyla özgün, sizi temsil eden, sizce doğru olan sesler tasarlamamız, müzikler birleştirmemiz sadece daha doğru olacaktır. Bir şeylere benzemeye çalış. Kendinize benzemeye çalışın. Yani o müzik sizi temsil edebilmeli. Artık ilk insan ona şuna gidiyor mu gitmiyor mu o ayrı bir problem. O bence bir problem değil ilk başta. Önce sizi ne yapmak istediğinizi tını olarak yapın. Ondan sonra onu insanlarla paylaşın. Bu daha kararlı seslerin oluşmasına neden oluyor. Bu da ses estetiği bakımından bence çok önemli. Kayıt sanatları bakımından, müzikal gelişim bakımından çok önemli.
öbür türlü her şey birbirine benzemeye başlıyor. Biz günümüzde birçok, sadece Türkiye'de değil, yani dört tarafında her şey birbirine benzemeye başladı. Globalizm böyle bir şey. Yani şimdi dünyanın beş kıtasına gidelim. Herkes aynı ayakkabı giyiyor, aynı gitarı çalıyor, aynı tel, aynı kablo, aynı harfi, aynı akorlar, aynı sözler, aşağı yukarı aynı şarkı. Zaten aynı yaşam tarzında yaşamışlıyorum. Bakıyorsunuz her şey bir hayli benzer. Ne değişiyor? İşte Güney Amerika'daki biraz daha sallanarak çalıyor. Japon biraz daha geliyor temine, daha hızlı çalıyor. Amerika daha sevimli vesaire. İngiliz depresyonda. İşte her ülkenin kendine has bir dokusu var ve hepsi aynı müziği yapıyorlar. Sadece hissiyatı farklı. Hangi hissiyat hoşunuza gidiyorsa ona başlayıp dinliyorsunuz. Bizim de burada bir hissiyatımız var aslında coğrafyada. Onu güzel bir şekilde aktarabilirseniz müziğe. Bence çok iyi olur. Bunlardan bir tanesi zamansal değişim. Yani time changes. İncelediğimiz zaman coğrafi olarak iki şartları müziğin zamansal ilişkilerini değiştiriyor. Bizden bir bozumuz o bu bölgede bence. Çok farklı bir zamansal algı var. Ve aynı bu coğrafya içerisinde çok farklı zamansal algılar var. Sabit, çok sabit, monotonik ve peki ritimlerden bu coğrafya değil. O alanda bence çok şey yapılabilir. Zaten geçmişte de bu alanda bir sürü şey yapılmış. Mesela eski müzikte Kursun'dan var. Yani müzik harmonik olarak gelişmemiş. Daha çok ritmik olarak gelişmiş. Yani uzun uzun müzik, 128 ölçülük ritmik cümleler var. Ona ezberliyorlar. Ama gidip kompozisyon ezberlemiyorlar. Aynı tonalitenin etrafında uzun cümleler yazıyorlar. Bellek onun üzerine kurulmuş. Bu mesela araştırımda bilinir hani bu günümüz müzikte. Bunlar evet, zaten araştırmalar da var. Diğer taraftan çok renkli bir çalgı dokusu var. Onlar incelenebilir. Yani coğrafyamız bence yaratıcılık için gerekli olan ham maddeleri bol miktarda donatılmış durumda. Sadece bunları öznel bir şekilde harmanlayacak özgür düşünen gençlere ihtiyacımız var.